Tekrardan selamün aleyküm herkese. Allah'ın selamı hepinizin üstünde olsun. Süleyman. Buyur e, Esra Hanım. Hepimizin aklında çocukluğumuza dair bir fotoğraf karesi... Evet. ...ya da bir... E, ...video gibi bir görsel oluyor. Mesela ben de bunu bazen yaşarım. Ve hep onu tekrar etmek isterim. Evet. Senin kendi aile hayatına dair... E, ...seni mutlu edecek bir anın var mı? Yani... Anım benim çocukluğumda bir resim karesi var mı yani? Yani resim karesi yok. Benim hayatım bir karanlık. Ben o karanlığa düşmüşüm, çıkamadım. Hani bu karanlığın içinde büyüdüm ben. Yani bu insanlar nasıl insanlar? Yani çözemiyorum ben. Baktığında iki yetişkin bir çocuk dünyaya getiriyor. Evet e, ee, mini minnacık böyle el kadarsına baktı. E, doğduğumuzda hepimiz el evet. kadarız ve büyüyoruz gelişiyoruz. Evet. O çocuğa sahip çıkamıyorlar. Evet çıkamıyorlar. Anne Sev olsa sahip çıkar. Sevgisiz büyümek e, Allah hiç kimseye böyle bir şeyi ya yaşatmasın. Allah hiç kimseyi düşürmesin o durumu Sen bunu en derininde yaşamış birisin aslında. Karanlık Hepsini diye yaşadım. kastettiğim bu. Hepsini yaşadım Esra abla. Ne isterdin? Ya mesela benim de düzgün bir hayatım olsun. Başımda anne baba olsun. Mesela ben de sevgi isterim. Herkes sevgi ister yani başında annesi babası olsun. Yani herkes bunu ister yani. Yani ben bunu göremedim. Bunlar da anne olsaydı çıkar gelirdi şuraya. Artık 23 yaşındasın birini sevebiliyor musun? Yani birini sevebiliyor muyum? Ya konuştuğum vardı. Ama bu saatten sonra da yok zaten. Onu sevebildin mi? Ya sevdim. Ya da sevgini gösterebildin mi? Ya gösterebildiysem ne mutlu bana. Ya da yoksa sevgiyi göstermek hep Kötü davranmak gibi öğrendiğin için hep ona kötü mü davrandın? Yok ben hiç kimseye kötü davranmam. Yani beni bilen bilir. Terk Hı -hı. edilmekten yani, korktun mu? Sevdi, çok. Sevdiğim kız beni terk eder mi? Evet. Ya şimdi ben güvenemiyorum. O yüzden de genelde kötü davranırlar. Ben i̇şte, baştan vereyim şeyi, evet. tepkiyi diye. Yani güvenemiyorsun Esra abla. Ya. Mesela burada sana seviyorum diyor. Gidiyor o tarafta başka biriyle konuşuyor. Hayal kırıklığı. Ki bunu annen de yaptı sana. Yaptı. Bunu Çok baban büyük. da yaptı sana. Yani gördüğün gibi Esra abla, ben her taraftan darbe yedim. Hiçbir zaman layık ile sevilmedin. Evet. Ee... Epey ezdiler, epey ezdiler. Ama a dediğim gibi Allah hiçbir zaman bak amcamın ayağına taş değirmesin. Amin. Ben bu hayata geldiysem onun sayesinde geldim. Bu yaşa geldiysem onun sayesinde geldim. İnsanoğlu mecbur değil bakmaya. Sonuçta amca. O da bir baba. Onun da iki tane çocuğu var. Ee, videolar verdim demiştin. Görebilir evet. miyiz o videoları? Gösterelim Beni Amcam, baba, şey, amcam ve yengem büyüttü dedi Süleyman. Evet. Ee, sanırım hani onların anılarınızın olduğu. Ya mesela onun hayvanları güttüğüm videolar. Efendime söyleyeyim onunla benim koyun güttüğüm videolar. Yani bana kim bakmış görsün. Bu arada bir yıl ben dedin dağda kaldım. Evet. Hayvanlarla. Evet. Hiç inmedim köye. Hiç inmedim. Köye ne böyle kesinlikle dağda inmedim. Peki? Ya nasıl diyeyim? Yani canım Çıkıyorsun, mı sıkıldı. evet. Dağaya çıkıyorum şimdi ben. Koyunlar yayılıyor böyle. Telefonumu alıyorum elime. Şarkımı açıyorum. Kulaklığımı takıyorum. Başımı koyuyorum. Zaten koyunlar bir yere gitmiyor. Ne güzel yaylanıyor. Yani Hı. dün de dediğim gibi onların verdiği sevgiyi bu insanlar verseydi çok güzel bir hayatım vardı. Orada sadece doğa var. Doğa var. Yepyeşil alan tertemiz. Başına Hayvanlar bir şey var. gelmiyor. Evet, başına bir şey gelmiyor. Tertemiz alandasın. Sapasağlam bir alandasın. Yani Gece huzur de mi veriyorlar. Gece orada kalıyordun. Nasıl? Gece de mi orada kalıyordun? Gece, gündüz, gecem gündüzüm belli değildi benim. Gece 3'te de giderdim oyuna, sabah 5'te de giderdim. Yani gözüme hiç uyku girmezdi benim. Ben şöyle anladım ama hani sen daha gittin hayvanlarla bir daha köye inmedin gibi. İnmedim. İnmedin. Hep onlarla yaşadım. Hep onlarla yaşadım. Çünkü hayvan da bir insan sonuçta. O da bir hayvan ama. Bir can. Ha, o da bir can yani. Hangi ya. müzikleri dinliyorsun? Mesela nasıl diyeyim? Yani seni e, duygularına hitap eden. Namık. Ha? Namık. Angara'nın namık olsun. Efendime söyleyeyim Neşet Ertaş olsun. Oo. Bunları Neşet Ertaş dedin mi duracaksın orada. Evet. Onların şarkılarını dinliyorum. Hangi eserini seviyorsun? Hangisi seni anlatıyor? Yazımı kışa çevirdin. O var. Ondan sonra Leyla var işte onun şarkısı. Hep benzer şarkıları mı dinliyorsun? Evet. Yalnız şimdi iki uçta yani hüznü Necdet Ertaş'la yaşıyorsun. Evet. Mutluluğu da Ankara'lı Namık'la. Evet. O da nur içinde yazsın, toprağı yani bol olsun. Hani mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Başka var mı böyle seni anlatan? Ya yok. Yok. Yani benim hayatım bunlarla geçti. Yani amcam da bağlanabilir, sorabilirsiniz. Sosyal orada medyan var mı? Var. Var. Kullanıyor musun aktif olarak? Ya kullanıyorum. Yani Koy mesela orada da konuştum bir insanlarla Okuma yazmam olmadığı için. Yani çok kişi dalga geçiyor. Sesli mesaj atıyorum. Mesela nasılsın dedim. iyi sen nasılsın diyorum. Yani öyle konuşuyorum. Sana okuma yazma öğretelim biz. Olur. İster misin? İsterim. <laughs> Yarın öbür gün baba olacaksın. Belki Allah olursa ya, olmazsın. Nasip. Bilemem. O işler nasip kısmet. Ama... Ee, geleceğe yatırım yap. Bir gün çocukların olursa, aa baba sen okuma bilmiyor musun demesinler sana. Evet. Ya buradan birine de selam yollamak istiyorum mesela. Köyümüzün muhtarı var, Tarık Kara kendisi. Buradan ona da selamlar bu arada. Yani o adam beni şu ayakta tutan bir yandan da o da var. Yani beni maaşa bağladı şimdi. Ben devletten maaş alıyorum. <laughs> yani az da bu yetiyor yani kendime. Yani onunla geçiniyorum ben normalde. Allah. Ah Süleyman, ah. Ha bir de senden bir isteğim var. Yani yer, Söyle. Yani mesela bana bir iş ayarlayabilirsen. Yani bir iş istiyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Isparta'dasın sen değil mi? Evet. Hmm. Çalışmak istiyorsun ama sana gene Isparta'dan iş bulmak lazım. Ya Isparta değil yani bu civarda durmak istiyorum ben. Bu yani, civarda. Ne yapacaksın sen Isparta'da Ya Esra abi şimdi ben köye gitsem çok gıcık insan var. Ama yani İnter benle uğraşan. <laughs> Onlar da duysunlar isterse. Peki Isparta merkezde olur mu? Oralarda kesinlikle olmaz. Olmaz. Peki Isparta'ya yakın o Burdur falan o bölgelerde olur Yok, mu? Yok. Yani ben burayı nasıl beğendim? Şimdi yanlış anlamayın. Sizin buraya kaç kişi geldi gitti gördüm hepsini. Hepsinin duygularını da anladım. Yani onları da bağlayabilirsiniz yayına. Şimdi sizin kaldığım otelde hepsini gezdirdim. Elimden ne geldiyse yaptım. Mutlu edebildim mi? Ettim. Hepsini ettim. Allah hepsinden de bin kere razı olsun. Onlar da beni mutlu ettiler. Gezmek mi gezdirdim? Yani hastaneye mi gitmek istediler? Götürdüm hepsini ha, yaptım. Bu arada şimdi konuklarımız var tabii ki diğer mağduriyeti olan insanlar. Sen kendi mağduriyetin olduğu halde bir de onlara yardımcı evet. oldun. Hatta hmm. sorabilirsiniz. Bu Hep senin insanlığın. Evet. Bu senin vicdanın. Çok teşekkür ederim bir şey o değil. zaman. Bir Sağ olasın. Bakalım güzel de bir iş buluruz inşallah sana. İnşallah Esra ee, Hanım. Önce bir videoları görelim. Sosyal medyada paylaşmış bunları. Amcasına, yengesine çok teşekkür ediyor. Gelsin o videolar. Umudunuzu yitirdiğiniz yerde kaybetmeye başlarsınız. Umudunuzu yitirmeyin. Elbet bir gün her şey güzel olur. Aslandan kurban olmaz. Biz aslanız, aslan. İnceden bir mesaj var. Evet. Birine. Ya anlayan anlıyor. anlamayansa Gıcıklara mı bu mesaj? Evet. Hmm. Yani beni çekemeyenlere. Seni niye çekemiyorlar ya? Ya mesela Esra Bey şimdi koyunu şurada gidiyorsun. Biri evet. geliyor diyor benim adıma gelme diyor. Mesela sen de kalkıp şimdi o adama bir şey diyemiyorsun. Hı hı. Yani uğraşıyorsun. Anladım. Koyunlar yani, karışsın istemiyorsun. Heh, kalp kırmaya da gerek yok. Anladım. En azından kendi yoluma bakıyorum. Değeneğimi alıyorum elime gidiyorum. Gidiyorsun. Peki. Ee... Bu amca sanırım değil mi? Bu amcam. Amca. Beni Kaç... bu yaşa getiren adam bu. Hala. Biz de buradan sevgilerimizi gönderelim. Kaç koyunun var? Burada şimdi amcamın önünde 50-60 koyun var. Var. Hepsine de sen bakıyorsun. Evet. Köyün koyununu da gidiyordum zamanında zamanında. Hmm. Muhtar Bey de bir yayına bağlansın Tarık Bey ya. <laughs> bağlansın. Ya yani Bir de ondan da dinlemek isterim seni. Şimdi e, annen... Sürtüye gelmedi. Evet biliyorum. Ama canlı yayında. Olabilir. Demek ki Esra abla şöyle bir şey diyeyim. Yani aksız insan, bak aksız insan gelmez. Hmm. Aklı insan her zaman çıkar gelir şuraya anının akıyla. Ama ben aklıyım ki buraya başım dik, anılmak çıktım geldim. Geldi. Yani. Şimdi şey Özkan'a bir bağlantımız gerçekleşsin. Ee, Özkan'ın yanında Süleyman'ın o 12 yaşından beri diyor. Anne diyor ki hayır ben kaçtığımda Yakup'a 16 yaşındaydım diyor. Ee, aradaki zaman dilimin azlığı ya da çokluğu e, duyguları azaltır ya da çoğaltır mı? Hayır duygu aynı duygudur. İsterseniz bir gün ayrı kalın annenizden. Yaşadığınız acı yine aynı acıdır. Ee, hoş geldiniz Meltem Hanım yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Niçin oğlunu Süleyman'ı kucaklamaya gelmediniz? Demek ki oğlunu düşünmüyormuş Esra abla. Esra Hanım benim koyunlarım var. Koyunlarım olduğu için gelemedim. Kimsem yok teslim edecek. Koyunlarım mı önemli ben mi önemliyim? Hadi. Hayvanlar Tabii ki önemli, sen ben de önemli. Tabii ben ki sen de önemlisin. Sen benim her şeyimsin anne. Her şeyim. Çıkar gelirdin o zaman. Sen evlat olmasan ben seni Evlat değilmişim demek Süleyman ki. Süleyman ben, ben sen senin için ölürüm annem. Neden bunu yapıyorsun? Ölürsün gel o hayır, zaman. Hayır anneciğim, hayır o öyle değil, düşünme işte. Bak sen gel yanıma diyorum ben sana. Kim? Sen ben ben gel diyorum ben niye sana. geleceğim? Sen? Ben niye geleyim i̇şte senin? bak yanına? dolduruşa geldiğin için Dolduruş böyle yapıyorsun değil, bana. Dolduruş değil. Beni hiç kimse doldurmadı. Sen dolduruşa de. çok geliyorsun anneciğim. Hayır hani sen diyorsun ya sen. Senin psikolojin bozuk olduğu için Bir saniye, dolduruşa benim geliyorsun. Psikolojim bozuk değil mi? Bak benim psikolojim bozuk. Ben bak buraya İstanbul'a geldim değil mi? Anımın akıyla madalyada kazandım, kupada kazandım ben. Evet. Tamam benim aklı dengem bozuk. Ben buraya nasıl geldim o tamam, zaman? Tamam anneciğim. Ben buraya nasıl geldim? Anne Vicdanına bak ben sana ne diyorum? çık gel. Sen beni dinler misin bir saniye? Anneciğim bir dinler misin? Sinirlenmeden bir dinle. Evet. Sakin bir şekilde dinle beni. Senin neyini dinleyeceğim ben? İki dakika dinle sakin bir şekilde. Anne olsan çıkar bak, gelirsin buraya. sakin bir buraya. şekilde dinlersen anlatacağım. Sende vicdan diye bir şey yok. Sen de vicdan yok ki. Anneciğim, dolduruşa gelme. Dolduruşa gelme. Adamın lafına inanıp da beni bu sen şekilde rencide etme. Sen bak şimdi. Ben seni hiçbir sen zaman dövmedim. Elin adamını seçiyorsun, bir de hayvanları seçiyorsun, oğlunu bir kıyıya atıyorsun. Zaten sen beni 12 yaşımda terk etmiş gitmişsin. Elin adamı Sen onu karıştırma anneciğim. Onu şu karıştırma şu anda değil. onu karıştırma. Onu karıştırma değil. Sen her şeyi evladına değiştirdin. Kesinlikle gelip de beni götürmedi. Sen niye yalan söylüyorsun orada Yaratma, oğlum? Ben yalan söylemiyorum. Benim her şeyim hazır. Biletim de var. Senin biletin Anne, de biletim olsun. Anne biletim de hazır Elinde benim. Biletim yanında zaten. Zaman. Gösterdim var. ben abilerine. Bilet. Kanıtım var mı? O bileti Kanıtım, niye sakladığınızı biletim, sorabilir anneciğim. miyim? Bileti neden sakladığınızı sorabilir Tabii miyim? Tabii ki. Neden sakladım? Şöyle bir şey Esra Hanım. Ben onu başıma bir gün bir şeye gelir tehdit aldığım için ailesinde öbür tarafın ailesinden benim ben tehdit gibi. aldığım için ha. başıma ha. bir şey gelirse bir gün kanallara çıkallah la bununla diye evet. o yüzden. Ha. O yüzden. Gerçekten de bu, bunu bu, benim kendi kız kardeşim de söylemişti. Görseli de var elimde şu anda. Hani bir ara ee... Esra hanıma çıkaracağım ben seni demişti kız kardeşim bana. Şimdi şef, 2017 yılında atma, bir de ana 4 Şubat 2017 yılında. Evet. Bulunduğunuz şehirden Evet. Şu anda bulunduğunuz şehre yani e, yolculuk yaptığınızı evet. belirten e, evet, evet, yolcu taşıma bileti ekranda. Evet. 2017 evet. yılında ama bileti saklamanız çok önemli. Kendi 2017 aile... 2017 yaşında <laughs> ya. Yani, sen 2017 18 mi 17 mi? Valla ben kaç yaşında olduğumu bilmiyorum işte bunları. 16 bak, bunlar yaşındaydı Esra Hanım. 16, yaşında. 16 yaşındaydı. Şimdi e, Meltem Hanımcığım çocuk 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 16 yaşında. Mu? Çocuk çocuk mu? Bugün 40 çocuk yaşında. Çocuk tabii ki çocuktur her zaman için çocuktur. E niye bıraktın gitti? Bugün 41 yaşında kadınım. Ee, Allah korusun. Annem gitse ...anneme ulaşamasam... ...bir şey olsa... ...inanın 5 yaşında çocuk gibi... ...o acıyı çekerim. Yaşınız kaç olursa olsun... E, ...annesiz kalanlar bu duyguyu... ...tabii ki bilirler. Allah onlara da sabırlar versin. Hiç önemli yok tarihlerin. İster bir gün ondan ayrılın... ...ister iki yıl, ister beş yıl, ister yirmi yıl. Acı aynı acı. Sessiz kalan bir Süleyman var karşınızda... ...ve hep kafasında şu var... ...annem beni... ...o gittiği adam için... ...terk etti. Bu e, duyguyu... Kesinlikle Esra Hanım. Kesinlikle Esra hiçbir abla, zaman bir şey terk etmedi. Buyurun, Bir, bir yıl boyunca dersiniz. ben onunla Şimdi konuştum. Şimdi beni dinle sus. Bir yıl boyunca konuştum. Sus. Beni dinle. Niye evi bıraktın? Abi? Esra abla bir gün... Ben evimi Mesela... bırakmamın sebebi neydi Esra Hanım? Beni Benim dinle. Benim evimi bırakmamın sebebi... ...terdikleri, eşimin dayağı... ...bir de beni aldatmasıydı. Babam seni hiçbir zaman ben dövmedi. O adamı da kötüleme. Yedi sene aynı evin içinde... Yara... ...hiçbir Yanınızda şekilde biz bir vardı. şey yaşamadık. Yanınızda ben Yalan atma. Eşimle. Yalan ayrı atma. Ayrı yaşadık eşimle yedi sene boyunca. Süleyman bunu bunları kaldıramadığı sen, için yapıyor. sen 12 yaşında yalan. bıraktın gittin. Bak ben o abla çocuğu sana şöyle bir şey söyleyeyim yanlış anlama. anlama. Hastanede onu terk eder bir saniye, giderdim. Bir saniye, bir saniye, o zaman saniye, terk dur, eder dur, giderdim. Orada dur. Esra niye Allah. o zaman terk etmedin? Şimdi bir anne bir evladım. Niye 14 yaşında ben seni bırakıp dinle. gitmedim Süleyman? Beni dinle. İlk önce bir dinlemeyi öğren. Niye gitmedim anneciğim? Neden gitmedim? Size canımı verdim ben canımı. Saçımı süpürge ettim ben size. E niye bırakıp Hiçbir gidiyorsun süpürge Hiçbir şekilde ben sizi ettim. bırakmadım. Niye ablan bırakıp gidiyorsun? Ablam madde bağımlısı. Ablanla mı uğraşayım madde bağımlısıydı ablan? Kim bağımlısı, madde bağımlısı lan? Kim madde bağımlısı? Ben bir yandan seninle uğraşıyordum bir yandan ablanla Vallahi uğraşıyordum. Allah, sen buraya gel gel kan testi de yaptıracağız. Ablan madde bağımlısıydı. Kan testi yaptıracağız ablan. Hepsini yaptıracağız. Şimdi değil. Nasıl Zorluk şimdi değil? Şimdi kurtuldum ben onu kurtardım çünkü. Beş sene uğraştım. Sen kurtardın bravo sana Vallahi bravo. Yoruldum Esra Hanım tek başına. Neyden Tek başına her şeyle ben ilgilendiğim için yoruldum. Ne ne Çocuklarımdan Bana bunun değil, de eşimin ver. ailesi tarafından, evet. eşim tarafından, kendi evet. ailem tarafından baskılar, 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 baskılar. Ben babaannem büyüttüğü için ben de artık hiçbir şekilde kaldıramadım. Tüh, vallahi yazıklar olsun. Buyurun Süleyman. Esra abla, sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunun vicdanı var değil mi? Ben, bak 12 yaşında olduğum halde, belki o zamanlar haberlere yayındı. Tamam, çaldım bak, onu çalıyorum, para kazanıyorum. Bunlar aç kalmasın diye. Eve de baktım oldu. Evet biliyorum oldu. onu çaldığını. İşte ben bunları yaptıysam, size yaranamadıysam... ...daha ne diyeyim ben, ben size? Ben gitme demiştim. Ben nasıl gitme demediniz Ben gitme demiştim ben. ama hiçbir... O değil ha. nasıl gitme demediniz? Anneciğim. Seni ben göndermedim. Sen e, güvercin kim hastasıydın. O zaman? Güvercin yüzünden başına gelmedik kalmadı zaten. Ana o senin dur başında. Senin psikolojin başında. bozuktu. Bir o değil. Bir yaşında çay döküldü Ana, yandı. Ana o seyirin başında. 14 yaşında trafik kazası geçirir gibi elektrik trafasından düştün öyle oldu. Oldu tamam Her oldu. Her şeyle ben dur, ilgilendim. Dur. Baban hastaneye geliyordu. Evet. Bırakıp gidiyordu. Tek başına kalıyordum ben. Hepinize ben uğraşıyordum. Baban Hepini hastaneye bırakıp gidiyordu. Yalan atma bari be.